Gençler, ben Coding Night hocası. Önceki günlerde topluluk sekmesinde bir soru sordum. Vue.js ile bir proje geliştirsek bunu ister misiniz, ne dersiniz tarzında. Çoğunlukta olsa çok güzel olur tarzı cevaplar aldım. O yüzden bugün karşınızda Vue.js ile, Vue.js'in son versiyonu olan Vue 3 ile bir çerez proje geliştirmek için karşınızdayım. Bildiğiniz üzere YouTube kanalım, yani Coding Night hocası, PHP ve PHP frameworkleri üzerine bir kanal. Neden bu kadar hani JavaScript framework olan Vue üzerine projeler geliştiriyoruz? Kişisel hayatım ve iş hayatımda ister istemez sürekli bir JavaScript frameworklerine yönelmek zorunda kaldım. İyi ki de kalmışım, bunu bir şey olarak söylemiyorum. Ve JavaScript ile yazılan ön yüz geliştirmelerinin ne kadar performanslı hem kullanıcı için hem de proje için ne kadar faydalı olduğunu gördüm arkadaşlar. Ve emin olun siz de ilerleyen zamanlarda Vue.js'e hakim olduğunuzda aslında ön yüzde bir JavaScript framework'ü kullanmanın ne kadar faydalı olduğunu fark edeceksiniz. Peki neden Vue.js? Hani şimdi mesela PHP'de ne diyoruz? En popüler frameworkler Laravel, CodeIgniter, Symfony diyebiliyorken JavaScript'te de arkadaşlar ilk 3 Angular, React ve Vue diyebiliriz. Aralarında en eski olan Angular, sonra React ve Vue geliyor. Hatta Vue en genç olanları. Bayağı 2014 yılında falan çıkan bir framework. Ben Angular'ı hiç öğrenmedim. Sadece dokümantasyon okudum ve ısınamadım açıkçası. Vue'dan önce React'e başladım. Bir noktaya kadar geldim ama hani çok da memnun değildim. Yani ısınamadım bir türlü. Sonrasında Vue.js'e başladım. Ve Vue.js'in aslında ne kadar basit ve hızlı bir yapıda olduğunu gördüm. Ve Vue.js'ten ilerlememe devam ettim. Zaten hani Vue.js trend desek, çıktığı günden bu yana arkadaşlar Vue.js sürekli popülerliğini arttırmaya devam ediyor. Hani mesela bakın, çıktığı günden bu yana Vue.js React'i, Angular'ı geçerek şu an en üst noktada, yani en çok tercih edilen ve kullanılan JavaScript framework'ü diyebiliriz. Hani tabii React'in arkasında Facebook'un olması, işte React Native ile mobil uygulama geliştiriyor olması onu çok da kullanışlı yapsa da gördüğünüz üzere bakın Vue.js kırmızı renkte olan istatistikle çıktığı günden bu yana hızla trende ulaşmayı başardı. Gerçekten bunu da hak ediyor. Siz de fark edeceksiniz. Tabii daha önce ben Vue.js için bir eğitim hazırlamıştım. Basitleştirilmiş Vue.js eğitimi diye. Bunu Laravel içinde kullanmıştık. Temel yapılarını, lifecycle'ını, işte komponentlerini, fonksiyonlarını, birçok şeyden bahsettim. Tabii o biraz havada kaldı. Bunu bir noktaya, bir ileri noktaya taşıyacak bir proje yazmamıştık. Bugüne nasip oldu. Bugün hep birlikte arkadaşlar Vue.js ile çerez bir proje yazacağız. Peki bu çerez projemiz ne olacak? Gerçekten üstüne düşündüm, ne yazsak, nasıl bir proje çıkarsak diye. Hiç içimden böyle bir to-do list yapalım tarzı bir proje gelmedi. Çünkü gerçekten JavaScript ile ilgili bir framework'ün öğrenme aşamasında mutlaka bir to-do list yaptırıyorlar. Ben böyle random aklıma gelen proje olan Typing Fast tarzı, yani kelime yazma hızımızı test edebileceğimiz bir uygulama yapmaya karar verdim. Şuradan Türk işi seçelim. Bu projeyi, yani bu siteyi ya da bu tarz siteyi birçoğunuz biliyordur. Aslında yaptığımız iş oldukça basit. Önümüzde kelimeler var. Biz de bu kelimeleri aşağıdaki input'a yazarak 1 dakika içerisinde kaç kelime yazabiliyoruz? Bunu test ediyoruz arkadaşlar. Yanına bir tane refresh butonumuz var. Bu refresh butonuyla kelimeleri değiştirebiliyoruz. Hatta hep birlikte bir test edelim. Ne yapıyoruz? Biz yazmaya başladığımız anda hem projenin nasıl çalıştığını da anlayalım. Bakın, sayaç başladı. Yazdım. Sonrasında space'e bastığımda eğer doğruysa geçiyor ve ikinci cümleye geçiyoruz. Onu da yazıyorum. Geçtim. Mesela hatalı bir şey yazarsam, bakın, yanlış bir harf yazdığım anda ilgili alan kırmızıya dönüyor. Bunun bir hatalı olduğunu söylüyor. Ben buna rağmen basarsam space'e, yani sonraki cümleye geçmek için,
Diğer cümleye geçiyor ve bunu kırmızı gösteriyor. Yani bunu yanlış yazdığımızı bize iletiyor. Bu şekilde arkadaşlar biz de hızlı şekilde cümleleri, ya kelimeleri girerek 1 dakika içerisinde kaç tane kelime yazabiliyoruz? Bunu test edebiliyoruz. Tabii bu hani muhasebeciler ya da işte o tarz iş yapan insanlar için CV'lerinde yer edebilecek bir yetenek diyebiliriz. Yani bu 10 parmak klavye kullanabilmek önemli bir özellik. Biz de bunu bugünkü dersimizde Vue.js ile sıfırdan yazacağız. Bakın 1 dakika içerisinde 20 tane kelime yazmışız. 16 tanesini doğru yazmışız. 2 tanesini yanlış yazmışız. Words per minute diyor. 16, 2, 18. Belki sonucu yetiştiremedik diye böyle bir skor çıkarıyor ama tamam. Yani yapacağımız iş aslında bu kadar basit arkadaşlar. Dakika bittiğinde puanı göstereceğiz. Aynı bu şekilde kelime haznemiz olacak. Ve biz input'a girdikçe bunun doğruluğunu kontrol edip kullanıcıya sonuç göstereceğiz. Bu kadar basit. Şimdi ilk olarak hani bir projeye başlıyoruz ya, benim gibi hayal ederek ilerleyin siz de. Bize kelimeler lazım değil mi? Hani böyle birbirinden farklı yüzlerce, binlerce kelime ihtiyacımız var. Öncelikle bunu çözmemiz lazım. Ben bunu araştırdım ve çok hızlı bir şekilde bir sonuca ulaştım arkadaşlar. Bunun için de mutluyum. Türkçe kelime listesi yazdım. Aynı bu şekilde kitapta aradım. Ve aynen karşıma bu sonuç çıktı arkadaşlar. Bir arkadaşımız bu değildi galiba. Şunu da bir kontrol edelim. Evet, galiba buydu. Aynen. Bir arkadaşımız arkadaşlar Türk Dil Kurumu'ndaki Türkçe kelimelerin tamamını bir şekilde indirmiş, kayıt altına almış ve bir TXT dosyasında listelemiş arkadaşlar. Tabii bizim bu TXT dosyasından bunları okuyabilmemiz zor. O yüzden ben derse geçmeden önce bu TXT dosyasını JSON formatına çevirdim. Bakın aynen burada gördüğünüz gibi tüm Türkçe kelimeleri arkadaşlar bu şekilde, tabii o kadar büyük bir liste ki yaklaşık 64 bin satır vardı. Yani 64 bin kelime. Bu şekilde listelemiş alfabetik sıraya göre. Ben ders öncesi dediğim gibi bakın words.json dosyasında bunu JSON haline çevirdim. Biz de tüm uygulamamızdaki yapacağımız kelime yazma programında bu kelimeleri kullanacağız. Tabii böyle sıralı gelmeyecek. Random şekilde her birinin işte böyle rastgele gelen kelimeleri kullanıcıya sunacağız ve bunları bize doğru şekilde girmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Bu dosyayı videonun açıklama kısmında mutlaka paylaşmış olurum. Mutlaka derse geçmeden önce açıklama satırına bir göz atmanız gerekli. Yani siz de bunu indirip JSON'a çevirmeye çalışmayın. Benim bayağı bir vaktim aldı. Bu hazır. Tamam. O zaman artık projeye başlayabiliriz. Bir Vue.js projesi oluşturabiliriz. İlk kez eğitime başlayacak olan, daha önce hiç Vue.js kullanmamış ya da JavaScript ile çalışmamış arkadaşlar için ihtiyacımız olan programları listeleyelim. Tabii ki Vue.js'i kendi dokümantasyonuna bir girelim öncelikle tabii. Vue 3'e girelim. Vue 3 ile kullanacağız. Hani şu an 2 de var ama biz son versiyon olan 3'ü kullanacağız arkadaşlar. Gayet stable bir mod aldı. Vue 2'ye göre birçok yeniliği var. Yenilik dediğim böyle kod yazarkenki yeniliğimizden ziyade hani işte performans iyileştirmeleri, Composition API'deki değişiklikler vesaire vesaire. Hani ben de çok detay bilmediğim için saçmalamak istemiyorum. Vue 3'ün guide'ına tıkladım. Buradan installation'a giriyoruz arkadaşlar. İstersek bunu hani index.html'i açıp sadece script'i çağırarak Vue.js'i kullanabiliriz. Lakin biz tüm projeyi kendi içimizde kullanacağız. Vue'yu da kendi içimizde yüklemek isteyeceğiz. O yüzden bizim npm'e ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Npm ile kurulumları gerçekleştireceğiz. Biz bu noktada arkadaşlar Vue.js'in kendi sunmuş olduğu CLI ile kurulum işlemlerinin tamamını gerçekleştireceğiz. CLI ne diye soracak olursanız arkadaşlar Vue.js'in kendi official hazırlamış olduğu
proje oluşturma, işte bu projenin gereksinimlerini işte build etme, dışarı aktarma gibi birçok işlemini kendi dashboard'unda sağlayan hazır bir kütüphane arkadaşlar. Oldukça kullanışlı. Siz de ders esnasında fark edeceksiniz. Bakın burada hani bir proje oluşturmak için Laravel'de diyorduk ya mesela Laravel new blok diyorduk. Blok isminde yeni bir Laravel projesi oluşturuyor. İşte klasör yapılarını indiriyor vesaire vesaire. Her şeyi hazırlıyordu. Burada da aynı şekilde bakın arkadaşlar. Vue CLI kurduktan sonra bu komutla yeni bir Vue projesi oluşturabiliyoruz. Tamam, bunun için bizim NPM'e ihtiyacımız olacak dedik. NPM neydi? Not Package Manager. JavaScript paketlerini kullanabilmemiz, işte manage edebilmemiz, indirebilmemiz için gerekli olan bir Node.js yönetim sistemi demişler. Yani ben de tam detayını bilmiyorum. Yani NPM kullanabilmemiz için de Node.js'e ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Zaten Node.js'i bilgisayarımıza kurduğumuzda otomatikman NPM'de kurulu olacaktır arkadaşlar. Node.js'e girdikten sonra Dolant kısmından bilgisayarınıza uygun işte Windows, MacOS tarzı 32 bit, 64 bit hangisi size uygunsa indirip next next deyip kurulumu bitirebilirsiniz. Kurulum bittikten sonra bir refresh atmanızı yani bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı istiyorum. Sonrasında geliyoruz bir komut sistemi açalım. Burada arkadaşlar node boşluk tire version dediğimizde şu sonucu alabiliyor olmanız lazım. Eğer böyle bir şey almıyorsanız kurulumunuzda hata vardır. Bununla ilgili internette araştırma yapabilirsiniz. Ben bu detaylara girmeyeceğim. Aynı şekilde npm boşluk b dediğimizde de şu datayı görebiliyor olmanız lazım. Burada yazan şey bilgisayarımda kurulu olan npm'in versiyonu arkadaşlar. Bu versiyonlar belki hani işte macOS'ta son versiyon farklıdır vesaire. O kadar detayını bilmiyorum ama siz burada bunu gördüğünüzden emin olmak zorundasınız. Tamam, bunu da yaptıysak, bu da hazırsa artık kuruluma geçebiliriz. Dediğim gibi CLI kullanacağız dedik. Detaylarına az sonra ineceğim. Burada bakın npm için kurulum komutu verilmiş. Bunu kopyalıyorum ve geliyorum buraya yapıştırıyorum. Enter'a tıklıyorum. Benim bilgisayarımda zaten kuruldu ama sizin de görmeniz için tekrardan üstüne override yüklemesini istedim. Bu işlem bilgisayarınıza göre, internet hızınıza göre hızlı, yavaş bitebilir. Sonuna kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. Codeigniter hocası YouTube kanalına artık abone olmanızı söylememe gerek yok. Hani gerçekten sizin için çabalıyorum. Bunun karşılığında bir abone olabilir. Eğer bütçeniz dahilinde ise katıl özelliğiyle bana ücretli destek de verebilirsiniz. Videolara like atmayı, işte aklınıza takılan soruları da her zaman videolar altında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kurulumumuz devam etsin. Biz de bu arada isterseniz kullanacağımız text editörden bahsedelim. Visual Studio. Bundan önceki eğitimlerimde de Visual Studio'yu tercih ettim. Siz de aynı şekilde bunu tercih edebilirsiniz. Size kalmış başka editörleri de kullanabilirsiniz. Bu projede yani Vue.js ile geliştirme yaparken ihtiyacımız olacak. Yani ihtiyacımız değil de bize işimizi kolaylaştıracak bazı extensionlar var. Bunlar burada gördüğünüz gibi. Ben aynı şekilde bunun da listesini YouTube videonun altında yorumlarda ekleyeceğim arkadaşlar. Gayet kullanışlı birkaç tane kütüphane var işte snippets'lar gibi. Bunları da bilgisayarınıza extensions kısmından aratarak indirebilirsiniz. Evet, tamam. Vakit öldürdük. Kurulumumuz da bitti. İsterseniz artık ilk projemizi oluşturabiliriz. Vue CLI kurulumu bittikten sonra arkadaşlar başarılı şekilde olduğunu görebilmemiz için düz bir view yazabiliriz. Bakın yazdığım anda bana kullanabileceğim komutları listeledi. Hatta o kadar güzel bir özelliği var ki mesela Vue UI dediğimizde az önce bahsetmiş oldum. CLI'ın bize hazır olarak sunduğu bir yapı var. Onu açsın bize bir görelim sizlerle beraber. Evet, otomatik açtı. Bakın Vue CLI bize bir dashboard veriyor. Hatta bunu Türkçeleştirmişler bile. Bakın direkt Türkçe açıldı. Buradan arkadaşlar yeni bir proje oluşturabiliyoruz. Yani hiç komut satırından kod yazarak işte komutları çağırarak uğraşmadan burada oluştur diyerek işte
klasör seçip yeni bir proje oluştur diyerek projeyi başarıyla oluşturabiliyoruz. İşte kullanacağımız paketleri, işte Bootstrap, işte ne bileyim UI frameworklerine kadar her şeyini seçebiliyoruz ve buradan yönetebiliyoruz. Çalıştır çalıştırma her şeyi yapabiliyoruz. Ben burayı kullanmıyorum. Yani el alışkanlığı. Siz burayı kurcalayabilirsiniz. Ben sadece burayı da size göstermek için açtım. Kapatalım şimdi burayı. Bakın nasıl kapatacağım şimdi? Ctrl C'ye bastım arkadaşlar. Terminate'i kapattım. Burada bakın create için komutu yazmış. View dedikten sonra create diyoruz ve sonrasında projemizin adını yazıyoruz. Tabii öncesinde bir masa üstüne geleyim. CD desktop diyorum. Masa üstünü oluşturayım. View create projemizin ismi Fast Typing olsun ve Enter'a basıyorum. Vue CLI ile kurulum yaptığımızda arkadaşlar bizim için birçok yapıyı işte çok önemli olan hani Vue.js projelerinde olmazsa olmazı olan bazı kütüphaneleri tek tıkla kurabiliyoruz. Yapımız hazır oluyor ve direkt kullanmaya başlayabiliyoruz. Bakın Create'e bastım ve bize böyle bir ekran çıktı. Şimdi buradan yavaş yavaş adım adım size anlatacağım. Burada bizim için bazı ön kurulum paketler sunuyor. İsterseniz bunları direkt kurabilirsiniz diyor ya da manuel olarak özelliklerini siz seçebilirsiniz diyor. Mesela buradaki legacy benim daha önce hani projelerimde kullanmış olduğum yapıyı kaydetmiştim. Onu bana sunuyor. Buradan şimdi adım adım kendimiz kuracağız. O yüzden manueli seçiyorum ve Enter'a tıklıyorum. Evet, bakın. Şimdi buradaki özellikleri tek tek böyle kısaca bahsedeceğim. Babel dediğimiz şey arkadaşlar. Babel, Babel. Nasıl söylendiğini bilmiyorum. Babel'i bakın ön tanımlı olarak seçmiş. Burada seçme ya da seçmemek için Space'e basıyoruz. Bakın Space'e bastım. Yıldızını sildi ve Babel'in kurulumunu iptal etmiş olduk. Tekrardan bastım. Babel kullanacağız. Babel ne işe yarıyor projemizde? Vue.js'te bunu neden dahil etmeliyiz? Biliyorsunuz JavaScript frameworkleri hani client side yani tarayıcıda render ediliyor ve orada çalışıyor. Ve JavaScript yazarken bildiğiniz üzere ECMAScript standartları var. Hani birçok kullanışlı fonksiyona ECMAScript ile ulaşabiliyoruz. İşte 6, 7, 8 çıktı. Birçok arrow function geldi ve bunlarla normalde çok vakitimizi alacak fonksiyonları tek tıkla yapabiliyoruz. Babel ne işe yarıyor arkadaşlar? Bazı tarayıcılarda ve bazı tarayıcıların versiyonlarında bu ECMAScript standartlarını tanımıyor. Yani mesela biz bir ECMAScript standardı ne diyelim mesela? Bir filter yazdığımızda mesela Internet Explorer'ın 8 versiyonu bu fonksiyonu bilmiyor ve derleyemiyor. Yani tarayıcı kısmında renderlandığı için ilgili fonksiyonu tanımadığı için projemiz çalışmıyor. Yani bildiğin yazmış olduğumuz kod orada çalışmıyor. Ama işte mesela Chrome'un versiyonunda çalışıyor. Internet Explorer'da çalışmıyor. İşte Opera'nın bir fonksiyonunda, bir versiyonunda çalışmıyor. İşte bu tür problemleri aşmak için Babel'e ihtiyaç duyuyoruz. Babel bizim yazmış olduğumuz kodu, işte ECMAScript ile yazmış olduğumuz fonksiyonları tüm tarayıcıların algılayacağı şekilde derliyor. Yani Internet Explorer'ın 6. versiyonunda çalışsak bile o JavaScript kodunun o Internet Explorer'da çalışacak halini getiriyor arkadaşlar. Tabii bu Babel dediğimizde böyle çıkıyor. Babel JS diyelim. Benim aklımda kalan kısmı tabii siz detaylı bilgiyi bu şekilde ilgili araştırarak da en detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Ama ben öyle olduğundan eminim. Tamam, uzatmamak için geçiyorum arkadaşlar bu tarz şeyleri. Babel'e bu yüzden ihtiyacımız var. TypeScript'i birçoğunuz duymuştur artık. Bir standart haline gelmeye başladı. Yazmış olduğumuz JavaScript kodunun güvensiz olduğunu, işte açıklarının olduğunu düşünen bir adam çıkıyor ve diyor ki TypeScript diye bir şey yazdım. Aynı şekilde JavaScript gibi yazıyoruz ama bu arkada yani TypeScript olarak yazıyoruz. Bunu arkada JavaScript'te derliyor ve işte bazı zafiyetleri ortadan kaldırıyor. Benim de çok
net bilmediğim bir konu. O yüzden bunu geçiyorum. TypeScript'e ihtiyacımız yok. Progressive Web Support. Bunu seçtiğimiz arkadaşlar uygulamamızın nasıl diyeyim? Mobilde de işte desktop application'da da her platformda progressive yani uyumlu şekilde çalışmasını sağlayan bazı kod betikleri ekliyor diye biliyorum. O şekilde bir araştırmıştım. Buna ihtiyacımız olmayacak. Geçiyorum. Router hani projelerde yani web sitelerinde tarayıcılarda gezerken hani başka bir sayfaya geçtiğimizde Vue.js'in hani bu sayfalar arası geçiş işte ileri git geri gel işte bir önceki sayfaya link ver linkten oraya git tarzı işlemlerde router'a ihtiyacımız oluyor. Router üzerinden bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. İşte Laravel'deki root gibi rootlar tanımlıyoruz. Bu rootların git gel işlemlerini router üzerinden sağlıyoruz. Lakin bu projede ihtiyacımız olmayacak. Aslında her projede kullanıyoruz. Lakin bu tek sayfa bir yarışma olacağı için hani hızlı yazma programı olduğu için ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar. Onu da geçtik. Vuex State Management oldukça popüler kullanılan bir yapı. Nasıl anlatabilirim şu an hani özet olarak? Gerçekten çok zor anlatması. Ya basit olarak arkadaşlar bazı değişkenleri, bazı datalarımızın tüm komponentlerde, tüm sayfalarda kolayca erişebilmemiz sadece bunun bir değişken olarak da değil yani fonksiyonların da her yerde kolayca erişebilmemiz için arkadaşlar bir state management'a ihtiyaç duyuyoruz. Mesela bir data var. Mesela kullanıcının ismi var. Bunu header'da da göstereceğiz. Footer'da da işte sayfanın sağ üst kısmına, sol üst kısmına da göstereceğiz. Ben mesela bu ismi değiştirdiğimde profili güncelleden Furkan değil de Furkan Gürel yaptığımda bu ismin tüm footer'da işte her yerde anlık olarak değişmesini sağlayabilmemiz için ne yapmamız lazım normalde? İşte her biri için birer fonksiyon yazmamız lazım. Hepsini yetiştirmemiz lazım. İşte 4-5 tane data olması lazım. Bunun yerine arkadaşlar bir state management oluşturup bir tek değişkene bağlayıp state yani Vuex ile bu veriyi güncellediğimizde tüm komponentlere eriştiği için tek bir işlemle tüm sayfalardaki tüm komponentlerdeki veriyi değiştirebilmemizi sağlıyor. Tabii şu anlattığım gerçekten Vuex'in %1'lik kısmıdır. Ama temel olarak böyle düşünebilirsiniz. CSS Processors, CSS yazmış olduğumuz CSS kodlarının derlenmesi işte bu SCSS dediğimiz SAS dediğimiz yapılara dönmesi için gerekli olan yapılar. Buna da bu projede ihtiyacımız yok. CSS çok fazla yazmayacağız. Belinter en sevdiğim. Yazdığımız kodun bir standardı olabilmesi için lint'e ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Yazdığımız her kodu inceliyor. İşte JavaScript standartlarına, işte Vue.js standartlarına uygun hale getiriyor. Hatta ayarladığımızda otomatik düzeltiyor. Mesela JavaScript'te noktalı virgüle ihtiyacımız yok. Yazdığımız kodun sonunda noktalı virgül koymamıza gerek yok. Biz buna rağmen koyarsak kaydettiğimiz anda bu noktalı virgülü oradan kaldıracaktır. İşte birçok kural var. Biz kendimiz de kurallar tanımlayabiliyoruz. Vesaire vesaire. Bunu linter sağlıyor. Tamam. Yani şu an hani bu proje için gerçekten büyük bir proje yazsak bunların birçoğunu kullanacağız. Ya da orta seviye. Ama bu proje için gerçekten Babel ve Lint'in olması yeterli olacaktır. Ve Enter'a basıyorum. Evet bizden kullanacağımız Vue.js versiyonunu istiyor. 2 mi 3'ü mü kullanacağız? Biz 3'ü kullanacağımızı söylüyoruz. Burada bize S-Lint için seçenekler sunuyor. Hani S-Lint'in hangi olayını kullanacaksınız? İşte bazı standartlar var demiştim ya. İşte Airbnb'nin standartı var. Preterin standartı var. Ve standart config var. Biz burada standart config'i seçelim. Burada iki seçenek veriyor Lint için. Her save yaptığımızda kaydettiğimizde mi kaydetsin? Yani Ctrl S'ye bastığımda mı linti çalıştırsın yoksa commit atarken yani bir kod yazdık bunu git de pushlarken mi kaydetsin? Biz her save yaptığımızda kaydetmesini istiyoruz ve bunu da seçtim. Bu seçmiş olduğumuz verilerin config files'ta mı yoksa package'in sonunda mı tutulmasını istiyorsunuz diyor. Ben burada config files'ı seçeceğim.
Ve az önceki dediğim şey, bu yapmış olduğumuz seçimlerin hani bir sonraki proje oluştururken hızlı olarak ulaşabilmemizi istiyorsanız burada yes'e tıklayın diyor. Yes'e tıklarsak bize bu seçimin bir ad vermemizi isteyecek. Gerek yok. Biz burada no'yu seçiyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Ve bakın masa üstüne face typing'i oluşturdu ve ilgili seçmiş olduğumuz seçeneklere uygun şekilde projemizin kurulumunu gerçekleştiriyor. Bu işlemde dediğim gibi biraz uzun kısa sürebilir. Ben aslında bu eğitimin böyle 45-50 dakikada bitirebilirim diye düşünüyordum. Lakin sadece şu kurulum ve ilk aşamada 26 dakika yemişiz. Sizi sıkmamak için bunu part part yapacağız artık. O yüzden bu dersimizde şu kurulumları bitirelim. Bir basitçe klasörlerden bahsedelim. Sonra ikinci dersimizde projeyi yazmaya başlarız. Evet. Kurulum devam ederken isterseniz biz de projemizi Visual Studio'ya aktaralım. Geldim buraya, bıraktım arkadaşlar. Ve Visual Studio projemizi taşıdı gördüğünüz gibi. Şu an herhangi bir şey yok. Sadece Node Modules geldi. Bakın burada projemizde Vue.js'in ihtiyaç duyduğu, diğer paketlerin ihtiyaç duymuş olduğu tüm library'ler, helper'lar, aklınıza gelebilecek her şeyi yüklüyor. Gerçekten Node Modules ölüm gibi arkadaşlar. İçine bakın tonlarca kütüphane mevcut ki hiçbir şey yokken. Package'in sonunda da bakın projemizin ismini, işte ihtiyaç duyduğu paketleri filan hepsini otomatik tanımlıyor. Kurulumumuz devam edecek şu an. Ediyor da zaten. Bekliyoruz. Evet, biz de konuşalım, ne yapalım? Vue.js gerçekten hani öğrendiğinizde müptelası olacağınız bir framework. Gerçekten çok basit. Bu projeyi bitirdiğimizde bunun bir web sitesine, yani bir domaine taşıma işlemlerini de yapacağız. Build'imizi de alacağız. Hatta web site adresini de sizle paylaşırım. Siz de girersiniz kelimelerle. Biraz cebelleşirsiniz. Güzel bir örnek oldu. Ben hani neden bu tarz projelere yer veriyorum şu an? İstiyorum ki hani Laravel ile bir API backend yazalım. Vue.js ile de bu API'yı işleyerek böyle çok kullanışlı web uygulamaları geliştirelim. Lakin hani şu anki size öğrettiğim kısım yeterli değildi. Hani şu an bir proje yazsak Vue.js ile ilgili birçok yapıya hakim değilsiniz. O yüzden öncesinde bu tarz projeler yazarak sizi biraz daha ileriki projeleri hazırlamak istiyorum. O yüzden hani bu proje gerçekten güzel olacak çünkü Vue.js'in her nimetinden faydalanmamız gerekecek. Tüm life cycle'ları kullanmamız gerekecek. Yani şu an kafamda planlıyorum hani ihtiyacımız olacak yapıları. Hem basit dediğime aldanmayın, yani zor da temel yapı olarak yapacağımız işler gerçekten çok basit. Bittiğinde siz de anlayacaksınız. Ve evet, kurulumumuz neredeyse bitti diyebiliriz. Son işlemlerini gerçekleştiriyor. Bakın yeni klasörlerimiz geldi. Zaten asıl işlemlerimiz de burada olacak. Kısaca bahsedeceğim. Tamamen bitmesini bekliyorum şu an. Bu arada benim bilgisayarım gerçekten yavaş. Hani gerçekten artık miladını doldurdu. Siz de bu işlemin daha hızlı olacağını düşünüyorum. Neyse ki sonlarına geldik artık. Hala mı devam edeceksin? Gerçekten mi? Oh, çok güzel. Bitti. Tamam, artık burayı kapatabiliriz. Zaten bize diyor ki klasörün içine gir ve npm run serve komutunu çalıştır. Komutu kapatabiliriz, artık her işlemimizi Visual Studio üzerinden gerçekleştirebiliriz.
Bakın arkadaşlar, şimdi buradaki dosyalar, hani Babel dedik ya, burada herhangi bir config yapmamıza falan gerek yok. Bu ilgili işlemi kendi içinde gerçekleştirecek. Bunlarla işimiz yok. Package'in sonunda ihtiyacımız olan paketler kuruldu ve burada hazır. Bunlarla da işimiz yok. Eslint'in işte config dosyası burada hazır. Biz tüm işlemimizi src içerisinde gerçekleştireceğiz. Hiçbir paket kurmadığımız için burası gördüğünüz gibi bomboş. Assets klasöründe arkadaşlar dışarıdan projeye dahil ettiğimiz işte mesela logomuz ya da ne bileyim o hazırlamış olduğumuz JSON dosyası tarzı işte ikonlar vesaire dahil edeceğimiz tüm assetleri burada toplayacağız. Komponentler dediğimiz gibi Vue.js komponentlerden oluşur. Hani komponent yapısıyla çalışacağız. Components klasörümüzde bir tane Hello World komponenti var. Tabi bunların da detayına ineceğiz. Hiç korkmayın. AppView. Tüm proje AppView üzerinden derlenir. Ve buradan çalışarak işleme başlar. Main.js'de arkadaşlar gördüğünüz üzere Vue'yu projemize dahil etti. Create App isminde bir değişken oluşturdu. App, bakın az önceki AppView'yu çağırdı. Onun üzerinden çalıştırıyor demiştim. Bakın Create App fonksiyonuyla AppView'yu çalıştırdı ve bunu mount etti. Hashtag App'te. Hashtag App ne arkadaşlar? Bakın public'e girin. index.html'de DYD App göreceksiniz. Yani hashtag dediğimiz şey zaten ID selektörü olduğuna göre buradaki App'i seçmemizi istiyor. Tüm yazmış olduğumuz kod arkadaşlar, bizim burada yazmış olduğumuz Vue komutları derlenip bir JavaScript JavaScript dosyasında derlenecek ve burada app içerisinde injekte edilecek ve burada çalışacak arkadaşlar. Burada da yazan şey bu. Yani ne diyor burada? App için bir Vue projesi oluştur ve bunu DYD app içerisine dahil et diyor arkadaşlar. App view'da da bakın Hello World komponentini çağırmış. Bakın komponentler içerisinde Hello World'u çağırmış. Bunu burada projeye dahil etmiş ve asset içerisindeki logoyu da yazdırmış. Hemen bir projemizi başlatalım. npm run serve komutuyla projemizi başlatıyoruz. Hiç korkmayın, gerçekten hani bu kadar basit. Tek yapmamız gereken şey artık komponentler oluşturup bunu AppView'da çağırmak olacak arkadaşlar. Zaten o yapıların tamamına hakimsiniz. Bakın projemiz hazır, artık başladı. İlgili adresi alt'la klik yaparak giriyoruz. Ve bakın bizi burada karşıladı. Hello World'ü çağırdı. Mesela ben buradan Hello World'ü kaldırayım. Bakın bize bir hata verdi. Bakın diyor ki Hello World komponentini çağırdın. Hani Eslint neden kullanıyoruz demiştik. Sen burada bir komponent dahil ettin, import ettin. Lakin bunu hiç içeride kullanmadın. Yani kullanmayacaksan zaten bunu buradan kaldır diyor. Bakın komponenti kaldırdım. Bu sefer de burayı hata döndürdü. Ve bakın bu tarafta bize hata verecek. Eslint diyor ki madem kullanmayacaksın bu komponenti, niye import ettin boşuna? O yüzden bunu da buradan kaldırıyorum. Ve bakın sadece logomuz kaldı. Şimdi CTRL-Z ile geri alalım. Bakın burada bir tane props kullanımını da yapmışlar. Buradan mesaj yolluyoruz. Ben mesela buraya fast typing yazarsam, bakın buraya fast typing gelecek. Anlık olarak arkadaşlar biz burada CTRL-S yaptığımız anda bakın derliyor ve burada anlık olarak görebiliyoruz. Hiçbir refresh atmamıza gerek kalmadan. Mesela bakın burada bir Hello World'e gidelim. Bakın props'u burada tanımlamış. MSG'yi ekrana basıyor. Tabii bunların hiçbirini kullanmayacağız. Biz kendi yapımızı oluşturacağız. Şunları silebilirim. Bakın fast typing burada kaldı hiç refresh yapmadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize çok güzel bir yapı sunuyor. Vue CLI ile kurulum yaptığımızda biz de bu Vue CLI içerisinde projemizi geliştireceğiz.
Bu dersimiz bu kadarlık olsun. Yaklaşık yarım saati de geçmiş. Temel yapımızı anladık. Vue.js nasıl çalışıyor gördük. Bir sonraki dersimizde artık projeyi yazmaya başlayabiliriz. Kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarda proje hakkında fikirlerinizi ya da istediğiniz şeyleri bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.